Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem Lale Gül dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz tekrardan Osmanlıca öğreniyorum derslerini izlemek üzere karşı karşıya bizleri getiren Allah'a hamd olsun. İnşallah devamla, sebatla nihayetine erdiririz. İnşallah Osmanlıca derslerimizde iptidai seviyede olsa belli bir aşamaya, merhaleye gelerek ecdadımızın diline hiç olmazsa bir nebzede olsa hakim olmaya, vakıf olmaya gayret gösterelim, çalışalım. Ecdadımızın sadece diline değil, onların davasına, onların derdine de hakim olabilmeyi, onların derdiyle de dertlenebilmeyi Allah bizlere ikram eylesin. 15. dersimize gelmiştik. Eklerden gidiyorduk. Ekler Osmanlıca'da ekler bir türlü bitmiyor. Bakalım eklerimizde ne var karşımızda bugün? Dilek şart eki var. Hani dileriz ya, yapsa etse veyahut ederse, yaparsa, giderse, gelirse gibi Dilek ekleri ve şart ekleri. Bunların ikisi de ne ile ifade ediliyor Türkçemizde? S, ile ifade ediliyor. Osmanlıca'da şu şekilde sin ve h harflerinin buradaki h hem e yerine kullanılıyor hem a yerine kullanılıyor muhterem izleyenlerimiz. Hemen örnek çekimleri görelim anlayalım. Bakalım bunu biz hemen Yusuf kardeşimiz okusun. Dur, sam doğru. Dursem olur mu? Dursem olmaz. Dursam olacağı gayet tabii iyi bir şekilde anlaşılıyor. Dursam, dur, san. Bakın bu neydi? Nundu hatırlıyorsunuz. Osmanlıca'da buna nef diyorduk. ne harfi diyorduk. Dursan diyoruz. Dursam, dursan ve dursa şeklinde birinci tekil, ikinci tekil ve üçüncü tekil şahısları görmüş olduk. Dilek şart eklerinden. Bakalım hemen görelim Türkçesiyle de. Dursam dursan ve dursa şeklinde görmüş oluyoruz. Kırmızı bontla beraber de burada yazı tipi aynı şekilde gösterilmiştir. Görüyoruz. Hemen bakalım diğer örneklerimize. Bunu okuyalım. Muhammed kardeşimiz okusun bize. Evet. Dursak. Doğru. Ne oldu bu? Birinci çoğul şahıs. Dursak. Dursa nız evet bu neydi ne harfiydi dursanız ve üçüncüsü de üçüncü çoğul sa dursalar dursak dursanız ve dursalar sanın nasıl yazıldığını görmüş oluyoruz. Normal kurala göre a sesini elif verirdi. Burada elif olması lazımdı ama direkt şart eklerinde a sesi yerine de h kullanılıyor. H kullanımının istisnalarından birisini görmüş olduk. Hemen Türkçeleriyle görelim. dursak dursak hemen görüyoruz burada muhterem izleyenlerimiz. Dursa görüyoruz kırmızı işaretle dursanız dursanız şeklinde görmüş oluyoruz. Üçüncü çoğul şahısta dursalar dursalar ah keşke dursalar durdursalar savaşları ve İslam'a kapıları açsalar. İnşallah bir gün gelecek İslam tekrardan galip olacak. Bakalım İkinci bir örneğimiz. Sağının örneğini verdik. Direkt şart eki ekleri S ve sayıydı. Sayı örnekleriyle beraber görmüş olduk. Şimdi S'yi göreceğiz. Hemen bakalım. Bunu bize Semih kardeşimiz okusun. Hemen bakıyoruz. Geç sem Tebrikler, tebrikler. Geçsem şeklinde okuyoruz. Artık bayağı bir alıştık okumaya. Osmanlıca derslerimizde son derslere de geliyoruz yavaş yavaş. Çok rahat bir şekilde okumaya başladık. Özellikle Türkçe kökenli kelimelerin okunması rahat hale geldi. Ama Osmanlıcamızda bir de Arapça kökenli kelimeler olabiliyor. Arapça kökenli kalıplar olabiliyor, tamlamalar olabiliyor. Onlar bize birazcık belki Osmanlıca okuyacağımız kitabelerde zorluk çektirebilir. Ama Türkçe kökenlileri yani şu an Türkçemizde konuştuğumuz kelimelerimizin Osmanlıca yazılımlarını rahat bir şekilde okuyabilecek hale gelmiş olduk elhamdülillah. Geçsem, geçsen ve geçse şeklinde birinci, ikinci ve üçüncü tekil şahısları görmüş olduk muhterem izleyenlerimiz. Hemen Türkçelerini görelim. Geç, Sem hemen görüyorsunuz. Geç sen se görüyoruz hemen muhterem dinleyenlerimiz... ve geç se şeklinde şu baştaki neydi? Gef harfi. Gef harfinde normalde ne olur? Çizgi olur. Ama bazen bazı metinler, ibareler görürüz ki onlarda çizgisiz bir şekilde de getirir. Kişi bunun telaffuzundan sen olmadığını bilir. K ile yani kef harfi olmadığını bilir. Gef harfi olduğunu bilir ve sen şeklinde okur. O çizgi olmasa bile bunlara da karşılaşabiliriz. O yüzden örneklerde o tip yazıları da getirmiş olduk. Hemen bakalım. Şimdi tekil şahısları gördük. Çoğul şahısları görüyoruz. Geçsek, evet tebrikler. Geçsek, geçseniz, geçseniz geçsek, biz geçsek, siz geçseniz ikinci çoğul şahıs ve geçseler. Şu da neydi? Şurada gördüğümüz. Birincisi gef, ikincisi ise ç harfiydi hatırladığımız kadarıyla. Cimin altında yani şu karakterin altında iki nokta, bir nokta değil de üç nokta olursa bize ç sesi verdirttiriyordu. Onu da burada görmüş olduk. Hemen Türkçeleriyle bakalım. Geç sen Sek affedersiniz. Bu kef de olabilir, nef de olabilir. Eğer nef olursa birinci tekil şahıs olur. geç sen olur. Eğer kef olursa birinci çoğul şahıs olur. Geçsek olur. Hemen görüyoruz. Geçsek şeklinde görüyoruz burayı. Geçsek gördüğümüz gibi. İkincisi geçseniz. Geçseniz şeklinde se'yi görüyoruz nasıl okunduğunu. Üçüncüsünde ise geçseler şeklinde geçseler, geçsek, geçseniz ve geçseler şeklinde okumuş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz. Hemen bir sonraki eke bakalım. Direkt şart eklerini gördük, s'yi, sa'yı gördük. Şimdi gereklilik eklerine bakacağız. Gereklilik ekleri Türkçemizde hani gerekli olduğunu, bir şeyin gerekli olduğunu ifade ettiren ekler var ya. Yapmalı, etmeli, gitmeli, gelmeli. Ne demek? Yapmalı ne demek? Yapması gerekiyor. Müslüman olmalı. Müslüman olması gerekiyor. Düşmanlık yapmamalı. Düşmanlık yapmaması gerekiyor. İşte gereklilik eki dediğimiz ekler. Türkçe'de meli ve malı. Osmanlıca'da meli bu şekilde yazıyor. Malı da kurala uygun bir şekilde böyle yazılıyor. Yapmalı. Gel meli. Yap malı. Hemen burada elif var. Bakın burada yok. Görüyorsunuz burada elif yok. M'den sonra. Direk lam var. Meli diyoruz. Burada o ma'daki şu a'yı ifade edecek elif var. Meli ve malı şeklinde okumuş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz. Hemen örnek çekimleriyle beraber olayı pekiştirelim, perçinleştirelim bakalım. Evet. Hemen görüyoruz. Uç ma yım. Birinci tekil şahısları, ikinci tekil, üçüncü tekil şahısları göreceğiz. Sonra çoğul şahısları göreceğiz inşallah. Uç ma lıyım şeklinde okuyoruz burayı uçmalıyım malıyı burada görmüş olduk uçmalıyım ben uçmalıyım nerede uçmalıyım ilimde teknikte dünyevi ukravi her türlü ilimlerde Müslüman'a muzafferiyet kazandıracak her türlü ilimlerde uçmalıyım uçmalısın ve uçmalı Herkes uçmalı bu konularda ve herkes elinden gelen gayreti göstermeli. Yine görüyoruz uçmalıyım, uçmam gerekiyor. Uçmalısın, uçman gerekiyor. Ve uçmalı, üçüncü tekil şahıs uçması gerekiyor anlamında kullanılmış oluyor. Malının birinci tekil şahıslarına, tekil şahıslarına örnek. Şimdi Türkçeleriyle görelim hemen. Uçmalıyım görüyoruz muhteremler. İkincisi uçmalıyım malı sın şu nef harfiydi hatırlarsınız üçüncüsü ise uç malı Malıyı ile bu şekilde görmüş oluyoruz Muhterem izleyenlerimiz ve birinci tekil, tekil şahısları görmüş olduk şimdi çoğu şahısları hemen bakalım uç malı Biz uçmalıyız İslam milleti olarak küfür milletin üzerine uçmalıyız uç Uçmalı uç, uç, uç malı, Sınız görüyoruz, uçmalıyız, uçmalısınız ve uçmalılar şeklinde görmüş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz. Malının da yazılmış olduğunu nasıl yazıldığını da örnekleriyle görmüş olduk. Hemen Türkçelerine bakalım. Bu neydi? Birinci çoğul şahıs, ikinci çoğul şahıs ve üçüncü çoğul şahıs. Uçmalıyız, malıyı hemen görüyoruz. Uçmalısınız, malı. Gördüğünüz Gördüğümüz gibi muhterem izleyenlerimiz. Üçüncüsü ise uç malılar şeklinde okunmuş oluyor. Ve uçmalıyı da burada görmüş oluyoruz. Çoğul şahıs eklerinde de melinin, affedersiniz malının nasıl yazıldığını görmüş olduk. Şimdi meli ile alakalı örnekleri göreceğiz. Bakalım malıyı, gereklilik eklerinden malıyı örnekleriyle beraber gördük. Tekil şahıslar ve çoğul şahıslar. Şimdi Gerekli eklerinden meli göreceğiz. Gelmeli, gitmeli deriz ya. İşte ona bakalım. Hemen bakalım. Ney bu? Yoz meli olmaz. Yoz meli olmaz. Ne olmalı burası? Yüz olmalı. O zaman bu av ne sesi veriyor burada? U, ü, o, ö sözler, seslerinden ü sesi verdiğini anlamış oluyoruz. Yüz meliyim. Bakın orada malıydı şimdi meliye döndük. Yüz meliyim yüz meli sin ve üçüncüsü üçüncü tekil şahıs yüz meli şeklinde görmüş oluyoruz örneklerimizi gereklilik kipinin tekil şahıslarını görmüş olduk. Hemen Türkçesine bakalım muhterem izleyenlerimiz. Yüz meliyim, yüz meliyim bu şekilde yazıyoruz. İkincisine gelelim. Yüz meli sin, meli görüyoruz burada muhteremler. Sin de sondaki nef harfi, kef harfi değil. Yüz meli sin şeklinde okuyoruz. Üçüncüsü de yüz meli görüyoruz. Yüz meli şeklinde kırmızı boya ile beraber gösterilmiş oluyor muhterem izleyenlerimiz. Bunlar tekil şahıslar. Bir de çoğul şahısları var. Meli ekinin kullanıldığı. Hemen bakalım çoğul şahısları görelim. Yüz Meliyiz. Yüzmeliyiz. Evet. Biz yüzmeliyiz. Birinci çoğul şahıs. Gelelim hemen. Yüz melisiniz. Bu ikinci çoğul şahıs olmuş oluyor muhterem izleyenlerimiz. Yüz melisiniz şeklinde ikinci çoğul Şah şahısımız. Hemen üçe gelelim. Bakalım. Yüz meliler. Bu da üçüncü çoğul şahsımız olmuş oluyor muhterem izleyenlerimiz. Ve çoğul şahıslarında nasıl okunduğunu, yazıldığını, meli ekinin nasıl yazıldığını görmüş oluyoruz. Yüz meliyiz, yüz melisiniz ve yüz meliler şeklinde görüyoruz. Bakalım Türkçesiyle hemen yüz meliyiz, meliyi görüyoruz burada. Meli, burası meli. Yüz meliyiz ikincisi yüz melisiniz. Meli'yi hemen görebiliyoruz Türkçesinde. Ve aşağıda yüz meliler şeklinde görmüş oluyoruz muhteremler. Yüz meliler. Tekir şahısları da görmüş olduk. Çoğul şahısları da görmüş olduk muhterem izleyenlerimiz. Ve gereklilik ekleri olan meli ve malıyı örneklerle beraber pekiştirmiş olduk. Şimdi bir de emir ekleri var. Direk şart eklerimiz vardı. Yapsa, etse, yaparsa, ederse, giderse, gelirse direk şart ekleri. Ve gereklilik eklerimiz vardı. Meli, malı ekleri, gitmeli, gelmeli. Şimdi emir eklerimiz var. Hemen bakalım. Emir eklerimiz. Türkçe'de emir nasıl olur? Yap, et, git, gel, vur, kır. Allah muhafaza etsin böyle şeylerden. Evet. Bunlar emirler. Ama bunlar eksiz emirler. Bunlarda ek yok. Biz şimdi emir kiplerine gelen emir sıgalarına, kalıplarına gelen ekleri burada göreceğiz. Mesela yap ekine ne gelir? Yapın. Siz yapın gelir. Git ekine ne gelir? Gidin gelir. Unut ekine ne gelir? Unutmak var ya unutmak. Unutun gelir değil mi? Unutun. Süzmek ekine ne gelir? Süz mesela süz kelimesi süz emri ona da süzün gelir. Mesela bunları ekleriyle beraber örnekleriyle beraber görmüş olacağız. Bunlar emir kiplerine gelen, emir sıgalarına gelen eklerdir. Biz şimdi ekleriyle beraber görmüş olacağız emirleri. Ve bunların hepsi dördü de Osmanlıca'da nef harfiyle baş sonuna nef harfi getirdiğin an o onun zaten kelimenin aslı neye uygunsa ona ın sesi verir. Mesela git ise in sesi verir. Vur ise un sesi verir. Veyahut duruma göre hangisine uygunsa onun sesini vermiş olacak. Örneklerde çok rahat görmüş olacağız. Hemen bakalım. Mesela açmak fiili. Aç emirdir. Aç emrine bir ek geldiği zaman açın eki siz açın. Aç dediğimiz zaman tekil şahsa bir hitaptır. Ama çoğu şahsa bunu çevirmek istiyorsak ne yapmamız lazım Türkçemizde? ın eki getirmemiz lazım. Açın şeklinde ek getirmemiz gerekiyor. O yüzden bakın arada hiçbir şey olmadan direkt buraya nef getiriyoruz. O şu ı'yı ifade ediyor. Çünkü niye? Türkçemizde aç kelimesinden sonra ek geldiği zaman onun ın geleceği çok malumdur. Açın olmaz. Açun olmaz. Açın olmaz. Açon olmaz, olmaz. Evet, İstanbul lehçesine göre açın olacağı malumdur. O yüzden sadece nef gelir ve bunun açın olacağı anlaşılmış olur muhterem izleyenlerimiz. Bu nef nun harfini ifade ediyor. Açın hemen görüyoruz burada. İkinci örneğe gelelim bakalım hemen. Taşımak fiili, taşımak, bir şeyi bir yerden taşımak. Birinci tekil şahsa nasıl hitap ederiz bu emir Taşı deriz değil mi? Emir olarak taşı deriz. Peki karşımızda çoğul şahıslar varsa bunu bir ekle ifade etmemiz gerekecektir. Dolayısıyla sonuna ın eki gelir. Burada ne diyorduk? Açın, burada da taşıyın şeklinde görmüş oluyoruz muhteremler. Tabii ki burada bir incelik var. Taşımak fiili Türkçede taşımak fiiline çoğul şahıs emir eki getirildiği zaman araya bir de kaynama harfi, onları kaynaştırma harfi, birleştirme harfi olarak y harfi geliyor. Gördüğünüz gibi Türkçeye bakalım hemen. Aslı taşımak. Şu y fiilin aslından değil. Burada gördüğünüz y o yüzden aslı taşımak. Ama buna emir eki geleceği zaman buraya bir de ye geliyor Türkçe'de. Türkçe'de geldiği gibi Osmanlıca'da aynı şekilde geliyor. Görüyorsunuz taşı şu ye'nin şuradaki ye olmuş oluyor. Ve burada da ını ifade eden taşı yın şeklinde bize okutmuş oluyor muhterem izleyenlerimiz. Hemen bakalım bir sonraki örneklerimize. İnin örnekleri bunlar. Hemen görelim. Seçmek. Seç. Sen onu seç deriz birinci tekil şahsa. Ama çoğul şahsa hitap etmek istiyorsak, emir vermek istiyorsak o zaman in eki gelir değil mi? Seçin olmaz. Seçun seçün olmaz. Seçin olacağı malumdur. O yüzden sade nun gelir, nef gelir ve seçin şeklinde okutur bize muhterem izleyenlerimiz. Seçin görmüş oluyoruz. İkinciye bakalım hemen. Görüyoruz. Beslemek fiili muhterem izleyenlerimiz. Besle ''Yin'' hemen görüyoruz. Türkçe'de de olduğu gibi ''Besle yin'' Buradaki ''Yin'' eki görüyorsunuz burada muhteremler. besleyin şeklinde bize okutmuş oluyor. ''Besle'' tekil şahısa yapılan emir. Çoğul şahısa yapılan emir ise ''Besle yin'' şeklinde yapılmış oluyor. Ve nefle ile beraber de emir kiplerinin çoğul şahıs nasıl yapıldığını görmüş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz. ''Una'' bakalım hemen. Koşmak, koş deriz. Koş, İslam yolunda koş, koşabildiğin kadar koş deriz. Sahabenin yolunda koş, sünnetin yolunda koş, sarıl deriz. Koşun deriz bir de. Birinci tekil şahısa değil, çoğul şahısa bir hitap, bir emir olur. Hemen bakalım, koş, koşun şeklinde. Burada u var mı? Yok. Ama koş fiilini biz çoğullaştırmak istediğimiz zaman bu emri ona Un eki getireceğimiz malum olduğu için nef getirdiğimiz an o un sesini kendiliğinden oraya vermiş oluyor muhteremler. Türkçesinde gördüğümüz gibi koş un. Türkçe'de bu uyu ifade eden bir karakter var. Ama Osmanlıca'da bu anlaşıldığı için o karaktere ihtiyaç duyulmamış. Hemen ikincisine bakalım. Korumak fiili muhteremler. Korumak. İslam'ı koruyun, Kur'an'ı koruyun, sünneti koruyun, Resulullah'ı koruyun. Resulullah'a saldıranlara karşı Resulullah'ın sünnetini koruyun derler ya ehli sünnet hocalarımız bizlere işte bu korumak fiili. Bu bir tekil şahsa söylenebilir. Bir de çoğullaştırılıp çoğul şahsa söylenebilir. Çoğul şahsa söylenmesi nasıl olmuş oluyor muhteremler? Koru ve koruyun. Tabii ki burada Y var görüyorsunuz. Koru. Normalde vavla ifade edilmesi lazım U sesinin. Osmanlıcaya ait bir durum olarak kori şeklinde yazılabiliyor bazen. Yani koru kelimesi de y ile yazılabiliyor. Bu y ile yazıldığında görmüş olursunuz. Bu tip örneklerimiz başka da var ve veya vav'la yazıldığında görmüş olabilirsiniz. Koruyun şeklinde görmüş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz. Burası un olmuş oluyor. Burada da unu ifade eden zaten kelimemizin eki mevcut oluyor. Hem Türkçe hem Osmanlıca yazılışlarını görmüş oluyoruz. Koşun ve koruyun. Şimdi ünlüsüne bakalım. I'nı gördük, in'i gördük, un'u gördük. Şimdi ün'ü göreceğiz. Emir eklerinden. Hemen bakalım birincisine. Süz, ün, süzün, ün eki, süzmek fiiline gelmiş. Süz dersek şu yoğurdu süz deriz değil mi? O zaman bu tekil şahıs olmuş olur ve e karşıdaki muhatap tek kişi olmuş olur. Bunu çoğullaştırmak istediğimiz zaman süzün şeklinde nef getirmiş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz. İkinci örneğe bakalım. Yürümek yürü. Bakın koruda olduğu gibi burada da yürü şeklinde yazılıyor. Yürü de yazılabilir. Vav'la da ifade edilebilir şu ü. Bakın buradaki şu ü y ile ifade edilmiş. Vav'la da ifade edilebilir yürü vav ile de yazılabilir, ye ile de yazılabilir. Osmanlıca'ya ait olmak üzere bu. Yürü, yün. Buradaki sondaki de ün ifadesini ifade ediyor. Bu ün ekini ifade ediyor muhterem izleyenlerimiz. Hem Osmanlıcasını hem de Türkçesini görmüş oluyoruz. Süzün ve yürü, yün şeklinde emir eklerimizin ın, in, un, ün bütün türevlerini, ferlerini görmüş olduk muhterem izleyenlerimiz. Ve üçüncü tekil şahıs emir eki var. Biz şimdi Arapçada, Arapçada, Arapça okuyanlar bilirler. Parmakların çekimleri vardır. Şu parmaklara gayip parmakları, bu parmaklara muhatap parmakları denir. Gayip parmaklar üçüncü tekil şahısla ifade edilen veyahut çoğul şahısla üçüncü tekil şahıs Arapçada iki iki kişiyi ifade eden zamirler de vardır. O yüzden iki kişilik Özel onlara da zamirler vardır ama Türkçemizde öyle bir şey yoktur. Türkçemizde tekil şahıslar ve çoğul şahıslar vardır. Üçüncü tekil şahısımız var muhteremler. Şimdi muhatap parmağı karşıdakilerle alakalı. Bu da tekil şahıs ve çoğul şahıs parmakları olmuş oluyor. Biz muhatap değil, karşıdaki üçüncü tekil şahıs dediğimiz, Arapçadaki gaip dediğimiz kişilere emir. Hani deriz ya, karşımızdakine yap deriz, et deriz, git deriz, gel deriz. Bunlar ne? Karşıdaki kişiye. İşte bu muhataba söylenen muhatap parmağı dediğimiz parmaklarda incelenen sıgalar, kipler olmuş olur. Bir de başkasından bahsederek, işte o üçüncü şahıstan bahsederek, üçüncü şahıs yapsın, etsin, gitsin, gelsin deriz ya. İşte bu da ne olmuş oluyor muhterem izleyenlerimiz? Üçüncü tekil şahıs veyahut üçüncü çoğul şahıs da olabilir. Gelsin dersin üçüncü tekil şahıs olur. Gelsinler dersin üçüncü çoğul şahıs olmuş olur. Biz şimdi birinci şahısları görmüş olduk. Daha deminki örneklerimizde gelin, gidin, vurun, kırın derken. Şimdi ikincisinde burada tekil şahısları, üçüncü tekil şahısları, birinci değil, üçüncü tekil şahısları görmüş olacağız muhterem izleyenlerimiz. Hemen bakalım, üçüncü tekil şahıs Emir Eki Türkçemizde ne? Gitsin, vursun, sünsün veyahut sunla alakalı da örneği gelmiş olacak muhterem izleyenlerimiz. Bunların hepsi, bunların hepsi şu ifadeyle, şu karakterle s vavunun sun sin sun sün hepsi bununla ifade ediliyor Osmanlıcada. Bu da yerine göre hemen örneği gördüğünüz zaman an çok rahat bir şekilde anlamış olacaksınız muhterem izleyenlerimiz. Hemen bakalım. Ne var burada? Kırmak fiili var. Kırmak. Görüyorsunuz kırmak fiilinden sonra ...sın Y ile gelmemiş ne ile gelmiş vavla gelmiş. Çünkü üçüncü tek şahıs emir eklerinin hepsi sün şeklinde yazılıyor ama okunurken kendinden önceki fiilin durumuna göre okunuyor. Eğer o fiil kırsa yani o fiilin orta harfi, sesli harfi, ünlü harfi ı ise o zaman buna da aynı sesi veriyoruz. Kır, sın sesi vermiş oluyoruz. Her ne kadar sün sesi de olsa burada kır, sün olmaz. Kır, sın olduğunu anlıyoruz. Üçüncü tekir şahısın buradaki ınına örnek olmuş oluyor muhterem izleyenlerimiz. İste, sin. İste, sün olur mu? İste, sün olmaz. İste, sin şeklinde. Bunu da sin şeklinde. Bu sın görüyoruz. Bu da sin şeklinde okunmuş oluyor. İstesin. Kim bu isteyecek? Üçüncü tekil şahıs isteyecek. Bir de bunları çoğullaştırılabilir. Burada örneğini yazmadık. Kırsınlar deriz. Bu da üçüncü çoğul şahıs olmuş olur. İstesin deriz. Lam ve ra harflerini yazarak bu da üçüncü çoğul şahıs olmuş olur muhteremler. Ve bu şekilde görmüş oluyoruz. Hemen unla ünü de görelim. Dur durmak fiilinden Artık Amerika, İsrail, Rusya dursun deriz ya, dursun artık sınırlarını bilsin deriz. Hemen görüyoruz burada, dursun, dursun şeklinde sun. Bakın burada normal yazıldığı hal üzere okundu. Sun sesi veya sin sesi verilmediği, burada direkt kendisine sun sesi verdi. Yazım kurallarına uygun bir şekilde dursun şeklinde okuyoruz. Dur sun olarak okumuş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz. İkincisine gelelim hemen bakalım. Sününe örnek vereceğiz. Suna örnek vermiştik. Şimdi süne örnek vereceğiz. Büyüsün, sün. Büyüsün artık. İslam'ın evlatları, İslam'ın ümmeti büyüsün artık. Büyüsün büyüsün de dünyaya adaleti saçsın dünyaya güzellikler saçmış olsun. Büyüsün şeklinde görmüş oluyoruz muhterem izleyenlerimiz. Sun bu şekilde, sün de bu şekilde yazılmış oluyor. Bunlar üçüncü tekil şahıs emir ekleri olmuş oluyor. Başta gördüklerimiz neydi? Açın, gelin, gidin, yüzün, yürüyün. Bunlar üçüncü şahıs değil, bunlar birinci şahıs emir ekleriydi. Bunlar da gördüğümüz örneklerde üçüncü şahıs emir ekleri olmuş oluyor. Sın, sin, sun, sün hepsi şu karakterle ifade edilmiş oluyor muhterem izleyenlerimiz. Ve bu şekilde emir eklerini de bitirmiş oluyoruz. Osmanlıca öğreniyorum derslerimizin 15. bölümünü bitirmiş oluyoruz. Şart eklerini gördük, direk şart eklerini gördük. Ondan sonra Gereklilik eklerini gördük. Emir eklerini görmüş olduk muhterem izleyenlerimiz bu dersimizde. Allah Celle Celaluhu cümlemizden razı olsun. Bizlere istifade edebilmeyi, fayda sağlayabilmeyi, verim sağlayabilmeyi nasip eylesin ve derslerimizden de hepimizin hanelerine hayırlar ikram eylesin. Ahirette Osmanlı ecdadımıza uygun bir şekilde ameller yaparak Resulullah'ın huzuruna, Allah'ın huzuruna çıkabilmeyi ve Resulullah'ın şefaatine nail olarak Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçerek efendimize cennette komşu olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.